Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi makarna tarifiyle sizlere geldim arkadaşlar. Sosu ile birlikte nefis bir makarna oldu. Evet, fettuccine alfredo tarifimiz için gerekli olan malzemelerimiz. Bu şekilde fettuccine makarna arkadaşlar. Dilerseniz hazır pişmiş olarak da satılıyor paketlerin içerisinde. O şekilde de alabilirsiniz. Kısa bir süre sıcak suda bekletip yumuşatabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde makarna olarak da satılıyor. Benim gibi haşlayabilirsiniz. Öncelikle tencereme suyumu aldım ve makarnalarımı pişirmeyi bıraktım. Bu esnada çok kolay olacak bu yemeğimiz. Bu nedenden dolayı ilk önce ben makarnamı haşlamaya koydum. Çünkü 8-10 dakika içerisinde sosum da olmuş olacak. Ben tavuk da kullandım arkadaşlar. Sizler dilerseniz tavuk kullanmayabilirsiniz. Makarnanın yanına tavuk da kullanmayı tercih ettim. Bir diş sarımsak. Sarımsakları ezelim. Tavamızda zeytinyağında iki taraflı tavuk göğüslerimizi bu şekilde kızartalım. Kızardıktan sonra ben baharatladım. Sizler damak zevkine göre baharatlayabilirsiniz arkadaşlar. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber, birçok lezzeti atabilirsiniz içerisine. Ben KFC baharatında vardı. KFC baharatımı burada birazcık kullanmak istedim. KFC baharat tarifini de diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Evet, kızarmış olan tavuk filelerimi bir tabağa alıyorum. Şimdi aynı kullandığım tavanın içerisini tekrar kullanacağım. Hiçbir şekilde yıkama yapmadım arkadaşlar. Bir parça yaklaşık yarım yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ettim ve tereyağımda sarımsakları kısa bir soteledim. Kokusu ve rengi hafif dönene kadar. Çok kolay bir sos tarifi arkadaşlar ama gerçekten çok da lezzetli. Ayrıca aşırı derecede kalorisi vardır. Bunun için dikkatli yemek lazım. Bir kutu krema. Sarımsakları tereyağında kavurduktan sonra bir kutu kremamızı ilave ediyoruz. Bir çimdik karabiber ve bir çimdik muskat baharatı. Kremalı soslara muskat çok yakışıyor. Kullanmanızı tavsiye ederim varsa. Ve bir tas parmesan peyniri. Hepsini güzelce şöyle bir pişirelim. Gördüğünüz gibi güzelce harmanladık. Şimdi haşlamış olduğumuz makarnamızı içerisine döküp karıştıracağız. Dilerseniz buraya kızartmış olduğumuz tavukları da içine ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Tercih size kalmıştı. Ben orijinalliğini bozmak istemedim. Bunun için sosu sadece makarna ile birleştirmek istedim. Evet, sosumuzu makarna ile karıştıralım. Daha sonrasında servis tabağımızı alalım. Tavuk eşliğinde kızarttığımız tavuk eşliğinde ben sunumu yaptım. Ve gerçekten çok lezzetliydi. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Evet. Makarna pişene kadar sosumuz da oluyor arkadaşlar. Çok kısa sürede ama çok nefis bir menü oldu. Ne pişirsem diye düşündüğünüzde bu tarz yemekler gerçekten hem lezzetli hem doyurucu hem de kurtarıcı oluyor. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Servis tabağıma makarnamı koyduktan sonra bir miktar daha parmesan peyniri rendeledim. Kenarlarına kızartmış olduğum tavuk fileler de koyup biz afiyetle yedik. Evet, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı unutmayalım lütfen. Bu şekilde oldukça değişik makarna tariflerim, sos tarifleri, et tarifleri kanalımda mevcuttur. Bunun için kaçırmayın derim arkadaşlar. Neredeyse her gün yeni video paylaşmaya çalışıyorum. Değişik videolarım sizlerin damak zevkine mutlaka uyacaktır. Bu nedenden dolayı kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı da kanalımda eksik etmeyin lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Evet. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.